Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere fuardan, TÜYAP'tan sesleniyoruz. Şitek Makina AŞ firmasına konuk olduk. Kurucu ortaklarımızdan Sayın Ertuğrul Çamağaç ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz sizler de. Hoş bulduk. Ertuğrul Bey, fuarları gerçekten çok seviyoruz. Evet. Burada sizlerle buluşmak bizler için bir ayrıcalık. Öncelikle hoş geldiniz. Bizler için de öyle. Hoş bulduk. Sizler de standımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Firmamıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Burada hep birlikte dünya konuklarını ağırlıyoruz. Doğru. Aslında. Amacımız bu. Bugün fuarımızın ikinci günü. Fuar nasıl geçiyor diyorum. Fuarın ikinci günü olmasına rağmen bizim için çok verimli bir fuar. İşte aslında 4 yıllık bir firma olmasına rağmen bizim sektör tecrübemiz yaklaşık 17-18 yılı buluyor. Sektördeki pek çok insanlar bize karşı inanılmaz bir inancı, güvenci var. Sağ olsunlar bizi de fuarımızda yalnız bırakmadılar, bizleri ziyaret ettiler. İnanılmaz bir yoğunluk var. Bazen herkesle vakit ayıramamanın sıkıntısını da yaşadık ama çok keyifli bir fuar oluyor. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sadece yurt içinden de yurt dışının çok farklı bölgelerinden misafirlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Nerelerden gelenler var genelde? Biz genellikle Avrupa pazarında çok etkiliyiz. Genelde Türk makinacıları yani Avrupa yerine daha çok Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da hareketliyken, daha agresifken biz Batı Avrupa'da yani şu an sektörün doğduğu yer Almanya'dır. Ama biz şu an Almanya'ya makine ihraç edecek pozisyondayız. Haklı bir gurur. Aynen. Almanya'da, İspanya'da, Belçika'da, Macaristan'da, Polonya'da, Doğu Avrupa'nın pek çok ülkesinde şu an Şitek makinesini de insanlar kullanmakta, memnuniyetlerini bize aktarmakta, yeni anlaşmalar yapmaktayız. Yani bizim için keyifli bir fuar oluyor. Vallahi öyle keyifli anlatıyorsunuz ki ben yürekten diliyorum ki çok bu heyecan, bu çama hiç tabii, yok tabii, olmasın. Tabii. Yani amacımız da o zaten. 18 yıldır bu heyecanı yaşıyoruz. Her zaman başka bir heyecan oluyor. Uykusuz geceler fuardan önce. Ne zaman insanları burada ağırlama şansını yakalıyoruz. Onlar da bizi ziyaret ediyorlar. O zaman bize de bir rahatlama oluyor. Vallahi süpersiniz. Burada aslında kurulma yılı olarak 2013'ten itibaren evet, bizlerlesiniz. Evet, doğru. 4 yıllık bir bebek firmayla birlikteyiz aynen, aslında. Aynen. Ama geriye dönüp incelediğimiz zaman da yılların tecrübesinin buluşma noktası olduğunu gözlemliyoruz. Çalışan kardeşlerimiz var. Gerçekten alanlarında uzmanlar. Aynen. Ben öncelikli olarak diğer kurucularımıza, sonrasında emeği geçen A'dan Z'ye bütün o görünmeyen kahramanlara da buradan diyorum ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Burada çok teşekkür Türkiye adına da bir teşekkür geliyor. Çünkü istihdam da sağlamış aynen durumdasınız. 75'i aşkın bir çalışanla evet, en az çekirdek aile olarak çarpı 3 diye düşünüyorum. Aynen. 220-230 kişinin ekmek yediği bir tekne aynen konumunda yine sonsuz teşekkürler ediyoruz sizlere. Çok sağ olun. Burada daha çok hangi tarzda makineler bizlere hazırlanıyor diyelim? Biz burada fuara çok ciddi hazırlandık. Biz bir PVC atölyesinde, PVC fabrikasının ihtiyacı olan bütün makineleri biz fuarımıza sergileme şansı yakaladık ve bunları müşterilerimizle, misafirlerimize buluşturma şansı yakaladık. Bizim daha çok konsantre olduğumuz konu otomasyon makineleri. Bunlar PVC profil işleme merkezleri, dört köşe kaynak CNC hatları. PVC profil işleme merkezleri konusunda da çok iddialıyız. Türkiye'de geçen sene 2016'da büyük bir başarı yakaladık. Türkiye'nin en hızlı çıkış gösteren firması olduk. Çok kısa bir süre olmasına rağmen, sizin de dediğiniz gibi 4 yıllık bir firma olmasına rağmen bizim çalışan ortalaması dahil konuşuyorum. Şirketimizin tecrübe ortalaması yaklaşık 14,5 yıl. Ve bu 14,5 yıl ve yaş ortalaması da yaklaşık 37-38. Yani genç bir kadronun başarmış olduğu bu genç, iş. Genç, dinamik bir kadroyla. Aynen. Bizler de biliyorsunuz çok yaşlı sayılmayız. Kesinlikle katılıyorum. Genç bir kadroyla, enerjik bir kadroyla, dinamik bir kadroyla iyi hizmet veriyoruz. Müşterimize hızlı çözümler sunuyoruz. Bizim için sadece makine üretmek ve bunu satmak değil, bizim için satış sonrası destek de çok önemli. Bu konuda da iyi olduğumuzu düşünüyoruz. En azından müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler bu yönde. Bizim 35 farklı ülkede makinelerimiz çalışmakta. Kanada'dan Hindistan'a kadar 14.000 kilometrede 35 farklı ülkede makineler çalışıyor. Ve bugüne kadar bu 4 yıllık süreçte 36 saatten daha fazla arızaya geçmiş bir makinemiz yok. Herhangi bir problem yaşadığında hotline ekibimiz anında müdahale edebiliyorlar. Sıkıntısı varsa giderebiliyorlar. Ciddi bir stoğumuz var. Malzeme ihtiyacını çok hızlı karşılayabiliyoruz. Yapmış olduğumuz makine kalitesiyle zaten insanların çok fazla bu tarz bir desteğe ihtiyacı kalmıyor. O da bizim referansımızın iyi olmasını sağlayarak
bizim dışımızda hiç gitmediğimiz ülkelerde bile makine satmamıza sağlamış oluyor duruyor. Aynen. Vallahi diliyorum ki bu kalite, güven ve müşteri memnuniyeti ilerleyen nice 4 yıllar, 14 yıllar, 24 yıllar boyu bizlerle olsun. İnşallah. Tüm temennimiz o bizim elimde. Burada gerçekten keyifli bir birlikteliğin aslında makine parkuruna yansımasını gözlemliyoruz. Bu çok önemli. Sizin de vurguladığınız gibi çok iyi bir kadroya sahibiz. Kuvvetli bir kadroya sahibiz. Ve bununla doğru orantılı olarak da muhteşem makineler Türkiye'yi aşarak dünya ülkeleriyle buluşmuş durumda. Türkiye'yi gururla Şitek markasıyla yurt dışına taşıdığınız için, bir anlamda elçiliğimizi üstlendiğiniz için de sonsuz teşekkürler ediyoruz sizlere. Geriye dönüp bakıyorum. Sizin de vurguladığınız gibi 13-14 yıllık bir tecrübenin buluşma noktası Şitek. Ve hedeflerinde daha büyük olduğunu düşünerek sormak istiyorum izninizle. İleriye yönelik hedefler neler? İleriye dönük çok büyük hedeflerimiz var. Çünkü biz sadece amacımız makine üreterek bunu yurt dışına satmak değil. Bunu zaten pek çok firma yapabilecek durumda. Bizim en iddialı olduğumuz konulardan bir tanesi kalitenin ön planda olması, yüksek teknolojiyi kullanmak ve çoğu firmanın yapmadığı veya konsantre olmadığı maalesef de ülkedeki en büyük eksikliklerden biri de yazılım konusu. Biz A'dan Z'ye yazılımı da kendi bünyesinde çözebilen bu sektördeki Türkiye'deki ender firmalardan bir tanesiyiz. Yani yazılım, elektronik, biz bu tarz işleri outsource etmiyoruz, kendi bünyemizde çözüyoruz. Bu kadar kalite ve teknoloji olgusu bizim için ön plandayken bizim amacımız kaliteli, katma değeri yüksek ürünü Batı Avrupa'ya sevk edebilmek. Avrupa'da ciddi söz sahibi olmak, dünya çapında insanların aklına PVC profil işleme makineleri geldiğinde ilk aklına gelen isimlerden biri haline gelebilmek. Bu konuya konsantreyiz. Bütün ekibimiz bu konuda buraya hedefe hızlı ulaşabilmek için ellerinden geleni yapmakta. Çeşitli çalışmalarımız var. Arge ekibimiz çok güçlü. Hem yazılımsal hem iki tane Arge ekibimiz var. Hem yazılım konusunda hem çizim konusunda. Bunlar her gün yeni projeler üretmekte. Bu projeleri kendi aramızda tartışmaktayız. Faaliyete geçirmek için neler yapmamız gerekiyor? Fizibilitelerimizi yapmaktayız. Müşterilerimizden geri dönüşler almaktayız. Ve en doğru platformu belirtip bunları da hayata geçirip Avrupa'da ciddi söz sahibi olmak istiyoruz. Tabii ki sadece Avrupa'da da sınırlı değil. Dediğimiz gibi Çin'e kadar, Kanada'ya kadar olan bütün coğrafyada Afrika bizim için önemli. Orta Doğu her zaman çok iyi olduğumuz yerlerden bir tanesi. Komşu ülkeler İran keza aynı şekilde. Rusya her zaman agresif olduğumuz bir pazar. Şu an bir kriz yaşanıyor ama bu krizi de geçtiğimiz zaman orada da çok başarılı olacağımızı inanıyoruz. Yani önümüzdeki günlerde iyi şeyler olacağını canlı gönülden inanıyoruz. Tüm ekibimiz de buna motive. Çalışmamız bu yönde devam etmekte. Süpersiniz. O kadar keyifli anlattınız ki ben buradan şunu anladım. Referanslarımız bizim geleceğimizin garantisidir diyorsun aslında. Aynen. Çok hızlı bir büyüme ivmesi izlemiş durumdasınız. Bu da müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayla bizlerle buluşturulmuş. Anlattıklarınızdan özetle bunu ben anladım. Diliyorum ki bu müşteri memnuniyeti, kalite, güven ilerleyen nice yıllarda bizlerle olsun. Burada sizin de vurguladığınız gibi söylemeden geçemeyeceğim. İyi bir ekibiz gerçekten. Kesinlikle. Ve yani taleplerle bu başarıyı doğru, onlara borçluyuz. Değil mi? Taleplerle doğru orantılı olarak bir büyüme ivmesi izlemişsiniz aslında. Talepler hangi yöndeyse, ihtiyaç hangi yöndeyse, gelişme hangi yöndeyse bizler de ona uygun olarak bir üretimi yaparak en son teknolojiyi buluşturuyoruz aslında sürekli olarak. Bu da bizi 4 yılda biraz hızlı koşmamıza vesile oldu aslında. Tabii bizim önceliğimiz, biz sadece insanlara makine sağlayan bir firma olmak istemiyoruz. Mühendis bir kadro. Bizler mühendisiz. Biz insanlara engineering hizmeti, yani sadece makine almak değil, doğru üretim nasıl yapılır onları bir proje teslim ediyoruz. Bizim amacımız bu. Çünkü butik çalışıyoruz. İhtiyaçla doğru orantılı çalışıyoruz. Kesinlikle. Yani ne ihtiyacı var, ne hedefliyor, bu doğrultuda onlara özel çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu da bizi sektörde birkaç adım öne taşıyor. Biz vallahi o kadar mutlu olduk ki bu keyifli firma ilerleyen yıllar boyunca şu anda gerçekten 35'i aşkın ülke dedik değil mi? Aynen. 35'i aşkın ülkeyle bizlerlesiniz. Bu 35 tüm dünya ülkelerine ulaşır inşallah ilerleyen zaman diliminde. İnşallah. Ama değişmeyen kaliteyle, güvenle, müşteri memnuniyetiyle ve gülen yüzünüzle birlikte sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicilere TÜYAP'tan, Fuar'dan, Şitek Makine AŞ firmasına teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.